Selamünaleyküm kardeşler. Ben Akif ve Reaction Chamber'da hoş geldiniz. Bugün daha çok güzel bir video tepki vereceğiz. Bu video Türkiye'nin yeni bir bombadır. Bunun ismi Milli Harop. Türkiye'den evvel İsrail ve Amerika bunu yapıyordu ve yani en kendi savunma sanayi için çok önemli bir bomba gibi düşünüyordu. Drone bomba gibi. Bu yüzden kendini çok gururlandırıyordu ama biz de biliriz ki savunma sanayi her yani sektörde Türkiye çalışıyor. Araçlar olsun, hava araç, denizler araçlar olsun, füzeler olsun, balistik füze olsun, bomba, tüfek her şey. Bu yüzden bu yeni bir gelişme oldu. Tebrik edelim Türkiye için. Her gün öyle bir haberler geliyor. Bunun için biz de çok mutlu oluyoruz ki ya bak yani biz 20 ya da 10 yıl evvel, 20 yıl evvel böyle bir haberler duymuyorduk Türkiye'den maalesef. Ama şimdi her gün Türkiye'nin daha güçlü olduğunu haberlere görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz ve bunun yüzünden biz yani içimizden çok yani gururlandırıyoruz. Çünkü tabii ki kardeşlerimizdir. İnsan kardeşlerden kardeşin güçlenmek için çok mutlu oluyor. Biz de böyle oluyoruz. Gidelim bu video tepki verelim, görelim bu nasıl bir füzedir ve neler yapabilecek. Gidelim bu video tepki verelim. Ve başlıyoruz. Savunma sanayi. Son dakika. Yo. Evet değerli izleyenler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son 20 yılda başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesinin meyvelerini bugün toplamaya başlayan Türkiye evet. Cumhuriyeti yepyeni silah sistemlerini envanterine kazandırmaya devam ederken ülkemizin gelecek teknolojileri bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Ne güzel ya. Lentatek ya da eski ismiyle Vestel Savunma tarafından geliştirilen ve Ya bu bombanın arkasında bakar mısınız? Orada Pakistan bayrağı var. Ve bunun yanında bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Kadiyazı Muhammed Ali Cina. Bizim Pakistan yaptı. Yani sizin Atatürk gibi bizim Kadiyazı Muhammed Ali Cina. Ben gördüm de çok mutlu oldum. Bilmiyorum bu hangi ekspodur. Pakistan'da kendi yaptığı şeyler gösteriyor tabii. Savunma sanayi medyası tarafından pek dikkate alınan bir sistem olarak görülmese de Türkiye'nin en kritik ve stratejik silah sistemlerinden biri olacağını düşündüğümüz Kargo platformundan müthiş bir haber geldi. Yeah. Lentatek'in geliştirdiği ve İsrail'in Harpi ve Harop platformlarına alternatif olarak tasarlanan milli platformumuz Kargo'nun elektrooptik ve kızılötesi kamera sistemli konfigürasyonları ilk kez görüntülendi. Gerçekleştirilen ADEX savunma fuarında Lentatek Kargo sisteminin kızılötesi kamera sistemli konfigürasyonunun görüntülenmesiyle birlikte Vestel Kargo ya da yeni adıyla Lentatek Kargo'nun teslimatına çok ama çok az bir zaman kaldığını rahatça söyleyebiliriz. Çünkü Kargo projesi kapsamında fırlatma motoru olarak TÜBİTAK SAGE tarafından az dumanlı katı yakıtlı bir roket motoru geliştirilerek 10 adet canlı roket motorunun Lentatek firmasına teslim edildiği de açıklandı. Yani Kargo platformunda kullanılacak en az 10 adet motor şu anda hali hazırda teslim edilmiş durumda. Bu da en az 10 adet Kargo dolanan mühimmatın üretimine başlandığı anlamına geliyor ve büyük bir müjde olarak bizleri heyecanlandırıyor. Evet, bize de. Peki Kargo platformu neden bu kadar önemli ve neden bu kadar stratejik? Öncelikle bu platformun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle birlikte İsrail üretimi Harpi ve Harop mühimmatlarına oldukça büyük yeteneklerle rakip olacak bir platforma sahip olacağımız evet. anlamına geliyor. Ki bu da öncelikli olarak Türk ordusunun envanterine büyük bir kabiliyet artışı sağlayacak ve aynı zamanda İsrail'in hüküm sürdüğü dolanan mühimmat sektörüne Türkiye bomba gibi bir giriş yaparak evet. sektördeki hakimiyeti ele geçirmek istiyor. Ne güzel bunun işte. Bunun içinde yerli ve milli Kargo'ya güveniyor.
Peki Karga platformu neden bu kadar önemli demiştik? Karga'nın önemini anlamak için birebir rakip platformu olan Harop'a bakmalıyız. Harop, yeni nesil kamikaze bir insansız hava aracı. İsrail tarafından geliştirilip üretilen bu araç 1000 kilometre menzile sahip bulunuyor. 1000 kilometre. Bu araç bomba yüklü olarak bir operatör tarafından uzaktan kumanda edilmek suretiyle kullanılmakta. Ön başlığının altında özel olarak tasarlanıp geliştirilmiş kamera sistemleri bulunuyor. Operatör bu kameraları kullanarak yani bu drone sizi yani nerede görüntülü isterseniz görüntü de alabilir sizin için. Bir de yani bir hedef olursa orada füzeler gitmiyor ya da asker gidemiyor. Bunun için bunu kullanarak uçuş yapıyor, gidip hedefe doğru gidiyor ve kendini patlıyor. Yani kamikaze gibidir ve dahi normal drone gibi yani görüntüsü de sizin için alabilir. Bir de çok büyük menzil var yani 1000 kilometre. Çok büyük bir menzil de tabii ki bunun için 1000 kilometre bir ordu için çok büyük bir şey. Tabii ki savaş uçak için de çok büyük mesafedir. Tabii ki o kadar petrol olmuyor onlarda. Bu yüzden bu çok iyi bir sistemdir Türkiye için. Araca yön veriyor ve vurmak istediği hedefi bu kamera sayesinde belirliyor. En son örneğine bakacak olursak, Azerbaycan ordusu tarafından etkin bir şekilde kullanılan Harop mühimmatı. Evet. İsrail'in geliştirip ürettiği şimdiye kadarki en stratejik sistemlerin başında geliyor. 2,5 metre uzunluğa ve 3 metre kanat açıklığına sahip olması nedeniyle oldukça rahat bir şekilde başka alanlara taşınabilen bu mühimmat 185 kilometre azami sürate ve 1000 kilometre gibi bir uçuş menziline sahip bulunuyor. Türkiye'nin geliştirdiği kargo platformunun da en az 1000 metre menzile sahip olmasını bekliyoruz. Tabii ki menzil değerleriyle alakalı olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak platformun Harop platformuna çok yakın olacağına neredeyse eminiz. Evet. Peki Lentatec ya da eski adıyla Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karga ile alakalı gelen son haberler nasıl bir öneme sahip? Öncelikli olarak geliştirilen yerli ve milli platformlarımızın belirli aşamalarla üretim hattına doğru emin adımlarla ilerlediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmemiz yeterli olmaktadır. Tamam, takip ederiz. Örneğin, Karga'nın daha önce sergilenen ilk modelinde ön tarafta herhangi bir kamera sistemi görünmüyordu. Tamam. Bu da platformumuzun henüz göreve hazır hale gelmediği anlamını taşıyordu. Çünkü gözleri olmadan bu platform uçamaz ve görevini gerçekleştiremezdi. Olamaz bu. Ancak en son gerçekleştirilen ADEX savunma fuarında Lentatec kargı sisteminin hem kızılötesi hem de elektrooptik kamera sistemli konfigürasyonlarının sergilenmesiyle artık kargı gözlerine kavuştu diyebiliyoruz ki bu da platformun göreve başlamak için artık nihai aşamaya doğru emin adımlarla ilerlediğini bizlere gösteren bir mesaj. Ne güzel işte. Türkiye tabii ki kargı platformunu hemen birdenbire envanterine katmayacaktır. Öncelikli olarak uçuş testlerinin yapılması ve sahip olduğu imha kabiliyetlerinin kanıtlanması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yeryüzündeki en sert test mekanizmasını uygulayan silah kuvveti olarak biliniyor. Yani bir platform dünya üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiyse diğer tüm ülkelerin envanterine de rahatlıkla girebilir bir hale gelmiş olmaktadır. Bu sebeple Türk savunma sanayi ürünleri inanılmaz yüksek bir kalitede ve inanılmaz yüksek bir hassasiyetle üretilmektedir. Tamam, güzelmiş. İsrail'in 10 yıllardır geliştirmeye devam ettiği Harpi ve Harop dolanan mühimmatlarına yerli alternatif olması için geliştirilen Lentatec kargo platformundan oldukça umutluyuz. Bu platformun yurt dışına ciddi miktarlarda ihraç edilmesini ve Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar ek kaynak sağlamasını bekliyoruz. Bu Türkiye için savunma sanayi açısından büyük bir devrim olacak. Çok büyük bir devrim. Yerli ve milli teknoloji hamlesine büyük bir başarıyla devam etmiş olacak. Ülkemiz savunma sanayi pazarındaki payını ciddi manada arttıracak ve hedefimiz olan 22. yüzyılın süper güç devletlerinden biri olma yolunda bir basamak daha İnşallah. Açılarak
ülkemizin daha önce üretemediği bir silah sistemi daha yerli ve milli olarak envanterimize kazandırılmış olacak diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Güzel, yani bu füze İsrail'in füze Harpun ve Harop ve Harp füze de onun yani rakibi olarak geldi markette ve bu yüzden biz biliyoruz ki Türkiye Amerika ya da İsrail gibi çok pahalı silah vermiyor. Bu yüzden Asya'da, Kazakistan, Uzbekistan bu bölgelerde ülkeler Türkiye'den silah ve mühimmat alıyor. Çünkü Türkiye az parayla çok güzel bir şeyler satıyor. Bu yüzden İsrail Amerika'dan almaya hiçbir gerek yoktur bunun yani açıkçası. Çok güzel bir drone'dur. Kamikaze drone için Türkiye çok çalışıyordu ama şimdi başarılı oldu. Yani bu var Lantanik, sonra Alpagut vardı. Alpagut'tan evvel de başka biri vardı. Bu yüzden siz ilk yaptınız elhamdülillah. Şimdi daha vakit geçirirseniz daha güzel yapacaksınız inşallah. Ve kamikaze drone bu hızlı race için siz de katıldınız. Sadece Amerika ve İsrail değil. Ve sadece bu değil, Türkiye'nin kendi ülke savunma için ve başka ülkelerde ya da kendi ülkede olduğun orduyu korumak için bu çok iyi bir şeydir. Ben askerlerimize ve askerlerinize selam söylüyorum ve onların yani iyi olmak için dua ediyoruz. Çok iyi bir videoydu, ben çok beğendim. Umarım siz de beğendiniz. Daha çok güzel bir video tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah hafiz.